Washington'da gerçekleşen Erdoğan-Obama zirvesini briefing özelde tartışıyoruz, konuşuyoruz bağlantılarla, konuklarımızla. Hemen editörümüz Yusuf Özhan'a dönüyorum ben. Paylaşacağı birkaç fotoğraf var. Evet Yusuf. Evet. Çok yoğun bir gündem var. Hızlı bir şekilde sosyal medyada da konu tartışılıyor. Bunlardan ilki, bunu paylaşmak istiyorum. Ekranda gözükebiliyor mu? Gözüküyor olması lazım. Evet. Evet, buna göre Başbakan Erdoğan'ın Barack Obama için, ABD Başkanı için verdiği hattı görüyoruz burada. Bu hat üzerinde Barack Hüseyin yazıyor. Bu, evet, Erdoğan'ın Obama'ya hediye ettiği bir hat bu. Evet. Aynen öyle. Bunun yanında ben aynı zamanda Başbakan'ın yemek esnasında, yemekten önceki konuşmasında değindiği taş hakkında bir kısaca özet geçmek istiyorum. 1850'lerde Osmanlı Padişahı Abdülmecit'in Amerika'da Washington Monument'a koyulmak üzere gönderdiği yazı, bunun resmi paylaşıldı, bunu gördüm. Ve burada da işte Osmanlı ve Türkiye, Osmanlı ve Amerika arasındaki sonsuz dostluğun onuruna, desteğine, evet, işte Abdülmecit Han kendi Cihanperver isminin bu taşa eklenmesine razı gelmiştir şeklinde bir tercümeden söz edebiliriz. Evet, bu kitabe Washington Monument hepimizin bildiği, hı-hı, ya da turistik broşürlerden, hı-hı, de bildiği Washington'ın merkezindeki dikili taş, onun içerisinde yer alıyor. Üçüncü fotoğrafımız ikilinin görüşmesinden biraz evvel çekilmiş bir resim. Bu resimde solda gözüküyor. Solda gördüğümüz Milli İstihbarat Teşkilatı dan bildiğimiz Hakan Fidan ve yanında Phil Gordon var. Phil Gordon da Beyaz Saray'da şu anda en kritik pozisyondaki isimlerden biri. Evet. Ve daha sonrasında basın açıklaması gerçekleşti. Bu resimler sosyal medyada göze çarpan. Evet. Çok Gordon teşekkür ederim. Gordon şeyde galiba Dışişleri Bakanı. Dışişlerinden yakın zamanda Beyaz Saray'a geçiş yaptı. Evet. Beyaz Saray'a geçiş yaptı. Evet, şimdi konuklarımıza dönüyorum ben tekrar. Konu başlıklarımız ortada zaten. Bugünkü gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi Cenevre Anlaşması. İkinci Cenevre'ye doğru Suriye'de neler olacağıydı? Hemen yine ben İlter Hocam'dan başlamak istiyorum. Bu görüşmelere ve şu andaki yorumlara bakarak nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Nuh Bey, bu Cenevre Anlaşması yani Türkiye'nin tasarladığı bir şey değildi. Onu görmemiz lazım. Yani Türkiye yerine Amerika Birleşik Devletleri bu işi ilk başta belki Esad rejiminin çabuk düşeceği hesabıyla yapmamıştı. Üzerinde durmamıştı ama şimdi giderek hani bu işin çözümünde mutlaka Güvenlik Konseyi'nde daha önce işbirliği yapmayı kabul etmeyen Suriye konusunda Rusya ve Çin'in de devreye sokulması gerektiğini gördü. Belki buna İran'ı da eklemek gerekecektir. Başka bir ifadeyle yani Suriye'nin istikrara kavuşturulması için o sürece katılması uygun olabilecek ülkelerin hepsinin bir araya geleceği bir yeni bir arayış süreci başlayacak. Şimdi zannediyorum bu arayış süreci içerisinde Türkiye açısından üzerinde durulması gereken bir soru hani Suriye hükümetinin, mevcut hükümetinin nasıl temsil edileceğiydi. Bildiğiniz gibi Türkiye daha önce Esad'ın gitmesi gerektiğini müzakerelerin başlaması için söylüyordu. Bugün edindiğim izlenim yanlış olduğunu da zannetmiyorum. Yani Esad'ın gidişinin de bu müzakere süreci içerisinde halledilebilecek bir mesele, evet, olduğunu. Esad'ın kendisi zaten Cenevre'ye gitmeyecektir şüphesiz. Ama yani şu andaki rejim taraftarlarının da müzakerelerde yer, adamlarının daha doğrusu müzakerelerde yer alabileceği kabul edilmiş oluyor. Sayın Başbakan kendi konuşmalarında da Birleşmiş Milletler'e atıfta bulundu zaten. Güvenlik Konseyi'ne de atıfta bulundu. Ve bu belki Türkiye'nin daha önce savunduğu pozisyonla karşılaştırıldığı zaman bir yumuşama işareti, hafif bir değişiklik işareti. Nihai hedef değişmiş değil. Ama Türkiye'nin hani çözümün bütün tarafları içeren bir koalisyonla gerçekleşebileceğini vurgulaması da önemlidir. Çünkü Türkiye haklı veya haksız taraf olarak
algılanmaya başlanmıştı. Yani başbakan Türkiye'nin çözüme tarafı olduğunu ama mücadele eden taraflardan birinin yandaşı olmayı düşünmediğini de ifade etmiş oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Hemen ben burada bir size dönmeden Burhanettin Hocam bir parantez açayım. Bilmeyen konuklarımıza hemen hatırlatalım. Cenevre, 1. Cenevre konferansı Haziran 2012'de yapılmıştı. Haziran 2012'deki 1. Cenevre konferansında ucu açık bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmaya göre Esad yönetimi bir şekilde görevden çekilecek. Daha sonrasında bir geçici hükümet kurulacak. Bu geçici hükümet ülkeyi seçimlere götürecekti ve böylece bir barış zemini yaşanacaktı. Bu noktada Rusya bu geçiş hükümetinde Esad'ın olacağı şeklinde yorumlarken bunu, Amerika'da ise Esad'sız bir çözümü, Esad'ın hükümette olmayacağı bir çözümü öne çıkarmıştı. Bu en önemli anlaşmazlık noktasıydı. İkinci Cenevre'de şimdi taraflar tekrar bu dengeleri, bu ortadaki muğlaklığı halletmeye, bu konuda görüş birliğine varmaya çalışıyorlar. Hemen İlter Hoca'nın yorumları üzerine Burhanettin Hocam size dönüyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz Cenevre'yi bu görüşmeden sonra? Bu görüşmede çok net olan şeylerden bir tanesi şu. Türkiye öncelikle uluslararası baskının Amerika'nın da desteğiyle beraber Suriye rejimi üzerinde devam etmesi gerektiğini vurgulamış durumda ve bu desteği de aldığını görüyoruz. Yani bir anlamda muhaliflerin desteklenmesi devam ediyor. Fakat şurası da netleşiyor ki bu bir askeri seçenekle Amerikalıların bu işe müdahil olmak istemedikleri ve süreci biraz da uluslararası toplumun yani Rusya'nın, Çin'in de katkısıyla beraber diplomatik anlamda devam ettirmek ve yani Cenevre sürecini daha aktif hale getirmek istediğini görüyoruz. Türkiye belki bu Cenevre sürecinin ne kadar ne üreteceği konusunda baştan beri bir takım şüpheleri vardı. Ama baştan beri şunu da yaptı Türkiye. Bir yandan muhaliflerin pozisyon kaybetmesini, kaybetmemesini sağlarken öbür taraftan da bu sürece destek vermişti. Bir anlamda Cenevre sürecinin devam etmesi ve ikinci Cenevre'de etkili bir şeylerin çıkabilmesi için de aslında belki Başbakan bugün Amerika'da. Yani Cenevre süreci bir sonuç üretmeyen, anlamsız bir sürece dönüşmesin. Aksine Suriye rejimi üzerinde diplomatik bir baskı oluşturan ve arkasında Amerika'nın da desteğinin olduğu, Rusya'yı da masaya dahil eden, Çin'i de masaya dahil eden ve aktörleri bir şekilde bir konsensüse doğru itmeye çalışan bir yere getirmeye çalışıyor Türkiye. O anlamda belki Başbakan'ın dönüşünde de bu Cenevre sürecini canlandıracak başka girişimlerde bulunmasını beklemeliyiz. Ben bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii hocam. Yani benim edindiğim izlenim Türkiye'nin bu ikinci Cenevre'nin hazırlanmasına ilişkin bir istek sergilemediği merkezindeydi. Siz farklı mı düşünüyorsunuz? Ben, pek şey yapamadım. Ben bu Cenevre sürecine isteksiz bile olsa Türkiye'nin yani diplomatik baskıyı devam ettirmenin bir aracı olarak kullanmaya çalıştığını düşünüyorum. Hayır ama inisiyatif Türkiye'nin tamamen dışında ve Türkiye'nin tasarladığı bir şey değildi benim görebildiğim kadar. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ni daha aktif olmaya ikna etmeye çalışıyor. Hemen ben ama şimdi bunun dışında kalamaz tabii. Çünkü yani tabii, yani burada Türkiye meseleyi yani şu dinamik bir süreç olarak görüyor bence. Yani ve sürece dahil oluyor. Bu meseleyi şeyde de gördük. Suriye muhalefetinin oluşturmasında da gördük. Bir ara Amerika Katar'da Suriye muhalefetini başka bir pozisyona iteyim derken Türkiye farklı bir şekilde yine sürece dahil oldu ve süreçteki inisiyatifini kaybetmemeye çalıştı. Hayır, orası muhakkak. Evet. Ben hemen bir şey ekleyeyim aslında bu tartışmaya katkı olması anlamında. Birinci Cenevre'de Türkiye'de orada vardı tabii. Elbette ki onun parçasıydı. Ancak oradaki muğlaklık, hani bu yapıcı muğlaklık dediğimiz bir şey vardı. O Cenevre'yi mümkün kılmıştı. Şimdi peki eğer ikinci bir Cenevre'de ne değişecek? Aslında biraz soru işareti, soru buraya kilitleniyor. Birinci Cenevre zaten bir hükümet kurulmasını karara bağlamıştı. Asıl kritik nokta Esad'lı mı Esad'sız mı? Soru buydu. Eğer soru buysa ikinci Cenevre'ye neden ihtiyaç olmuş olabilir? Şimdi birincisinde bu noktaya gelmiştik zaten. Şimdi işte zaten bana öyle geliyor ki bu ikinci Cenevre'de şu oldu. Bir kere Rusya aslında Esad'ın direnebildiğini bununla birlikte sürdürülebilir bir görünüm sergilemediği kanaatine vardı. Yani siz Esad'ın değişmesine rıza göstermediğiniz sürece Suriye kaynamaya devam edecek. Evet. Buna karşılık
Esad'ın birdenbire gitmesi de pek mümkün gözükmüyor ama gitmesi gerekiyor. Zannediyorum bu Rusya'nın pozisyonunun değişmesiyle sonuçlandı. Birleşik Amerika'da biraz belki bir Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir değerlendirme hatası dolayısıyla Esad'ın çabuk gidebileceği izlenimini edinmişti. Bu da doğru çıkmadı. Şimdi yani tarafların ikisi de bu değerlendirmelerini değiştirdikleri için yani Esad çabuk gitmeyecek Batı blokunun ve Türkiye'nin yeni değerlendirmesi herhalde. Rusya'nın da değerlendirmesi biz Esad'ı desteklesek de sürdürülebilir bir yapıyı desteklemiş olmuyoruz. Daha da kangrenleşecek bir mücadeleyi desteklemiş oluyoruz. Bu iki tarafta sonunda belki her tarafın çıkarlarına bir derecede hizmet eden bir çözümü tekrardan oluşturmaya çalışacaklar. Hani bu çözümde hani bütün tarafların yönetim içerisinde yer alması şeklinde bir yumuşak değişikliği öngörüyor. Yani daha önce gidilen yol Esad elenmesiydi. Şimdi Esad'ın şahsı belki elenecek ama Esad'ın destekçisi kesimler şey yapacak. Yani gündemde bu ve iktidar ortaklığını belki paylaşarak da devam ettirecekler. Evet. Yani. Hemen size dönmeden ben bir ekranımız var. Hemen onunla ilgili birkaç noktayı gündeme getireyim. Arkada görüyorsunuz bu ikinci Cenevre'ye devam eden süreçte birkaç gelişme olmuştu. Onları ben hemen aktarayım. 18 Nisan'da İngiltere ve Fransa Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını iddia etti. Ardından 1 Mayıs'ta Obama yönetimi muhaliflerin silahlandırılabileceğini açıkladı. Bu kritik bir gelişmeydi çünkü bu gelişmeyle beraber Rusya'yı masaya tekrar çekmeye çalışmıştı Amerika. Ve Suriye'de rejim katliam ve kuşatmalarla süreci kendi lehine çevirmeye çalıştı. 5 Mayıs'ta bir gelişme daha oldu. Obama Suriye'ye asker göndermenin çözüm olmadığını açıkladı. Ve bu da aslında Cenevre'ye bir hazırlıktı. Askeri müdahale yerine diplomasiye bir şans daha verilmesi. Ve bu çerçevede Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanı Lavrov'la Rus Dışişleri Bakanı'yla 2. Cenevre için çalışmalara başladı 5 Mayıs'ta. Ve 13 Mayıs Obama ve Cameron yani İngiltere ve Amerika bir araya geldiler ve bu süreci masaya yatırdılar. Hemen burada şunu da aktaralım. Netanyahu da dün ya da önceki gün Rusya'daydı. Netanyahu da şunu gündeme getirdi. Rusya'nın S-300 hava savunma füzelerini vermemesini istedi Rusya'dan Suriye'ye. Bunun anlamı şu aslında. Eğer bir uçuşa yasak bölgeye uygulanacaksa S-300'lerin olduğu bir yerde uçuşa yasak bölgeyi uygulamak son derece zor. Aslında bu da yine Cenevre müzakerelerinin bir parçası olarak gündeme geldi. Evet şimdi ben Burhanettin Hoca'ya tekrar dönüyorum. Evet hocam siz nasıl yorumluyorsunuz Cenevre sürecini? Yani bir sonuç üretecek mi sizce ya da nasıl yaklaşıyorsunuz? İlter hocamın bıraktığı yerden başlarsam yani her iki tarafın da yani Rusya'nın da Türkiye'nin de içinde olduğu Amerika ile birlikte hareket ettiği grubunda güçlerinin farkına vardığı ve Esed'in dengesinin farkına vardığını söyleyebiliriz. Sınırlarını demek sınırlarının lazım. Farkına vardı. Yani neleri yapabilip neleri yapamadıklarının farkına vardıklarını görüyoruz. Yani tabii Türkiye ayağında bunun maliyeti gittikçe artıyor. 400 bini geçen bir mülteci 1,5 milyar dolara yakın bir maliyet ve Reyhanlı'daki patlama bütün bunları gösteriyor. Ama öbür taraftan da sanki yani Obama'nın açıklamalarına bugün baktığımızda diplomatik seçeneğin yanında askeri seçenekler de masada denmiş olması. Az önce Karaalioğlu Bey'in söylediği, o oradaki heyetten edindiği izlenim bu akşamda yemekte no fly zone, uçuşu yasak bölgede konuşulacak denmiş olması. Yine Türkiye'nin Esed gitmek zorundadır, Türkiye muhalefeti rejimle görüştürmek için önemli bir rol oynamaktadır demiş olması. Sanki burada yani meselenin birkaç ayakta beraber götürüleceğini, yani Cenevre ile beraber diplomatik birkaç olarak devam derken, edilebileceğini evet. Ama öbür taraftan muhalefetin desteklenmesinin ve bir şekilde silah veriliyor olmasının devam edeceğini gösteriyor. Öbür taraftan da yani işte Birleşmiş Milletler'den çıkan kınama gibi, gerçi çok etkili bir şey değil ama yine bir diplomatik baskının devam edeceğini düşündürüyor. Bu neticede 2. Cenevre'den çok bir şey çıkar mı? Belli değil çünkü meselenin hocam dediği gibi Esed sonrası bir paylaşım alanı olarak
ülkelerin nerelerde duracakları meselesi var. Fakat Türkiye'nin bu konuda ısrarcı olduğunu, yani bir taraftan bunun uluslararası toplumun meselesi olduğunu söylerken, yumuşatırken, öbür taraftan da bu meselenin arkasında olduğunu sık sık vurguluyor olması, ikisi birlikte yani. Şimdi bunu basit bir cümleyle evet. ifade etmeme müsaade eder misiniz? İki tarafta kendi desteklediği tarafı satmadığını kanıtlamak evet. mecburiyetinde. Esas mesele özü bu değil mi yani? Ama işin kötü tarafı da masaya çekebilirsin değil mi? Ve hayır, bu masaya giderken de hani kendi desteklediği tarafın yani tartışmanın zayıflaması, hem ikna edilmesi hem de zayıflatılmaması tabii. lazım. Yani hem zayıflatılmaması hem ikna edilmesi evet, lazım. Evet. Buna yönelik hani kamuoyunda evet. da özellikle hani kamuoyunun nabzını tutma noktasında sosyal medyadan da ben katkı sunmaya çalışıyorum. Yani ciddi anlamda hani bunun şu anda Cenevre sürecine sanki Başbakan Erdoğan'ın ikna edilmiş olduğu yönünde bir şey olsa dahi, sizin belirttiğiniz gibi daha önceden de sürekli desteklenen bir süreç vardı ve şu anda da bu desteklenmeye devam ediyor. Çünkü iki tarafta kendi taraflarına devam ediyor. Buna yönelik birçok tweet akıyor. Bizle paylaşabileceğin bir mesaj bunlardan var. Evet var. Örneğin az önce gördüğüm işte Ragıp Soylu isimli gene medyadan da tanıdığımız bir arkadaşımız. Cenevre Konferansı sanının aksine muhalefete zaman kazandıracak gibi bir organizasyon gibi gözüküyor demiş. Muhalefete zaman kazandıracak. Muhalefete zaman kazandıracak bir organizasyon gibi gözüküyor demiş. Benim şahsi parantezim burada belki şu olabilir. Şu anda sahadaki denge rejim lehine dönmüş ve rejim birçok yerde lojistik noktalarını kapatmış durumda. Evet. Bu açıdan da bakılabilir bence. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben hemen bir konu başlığını daha hemen gündeme getireyim. Yine bunlarla ilişkili az önceki konuşmalarda gerek Erdoğan'ın gerek Obama'nın gündeme getirdiği noktalardan bir tanesi de azınlıkların güvenliği meselesi. İki lider de bunun altını çizdiler. Bu başlık altında görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi burada azınlıkların güvenliğinden neyi kastediyoruz? Önemli bir şey. Yani çünkü bildiğiniz gibi yani Türkiye'deki azınlıkların güvenliğiyle veya haklarının korunması demek daha doğru olacak ve tanınması ve korunması ile ilgili zaman zaman Türkiye taleplerle karşı karşıya kalmaktaydı. Son yıllarda bu talepler daha yoğun bir biçimde Türkiye'ye yapılır olmuştur. Burada tabii her ülke kendisine daha yakın olduğunu düşündüğü veya kültürel olarak bağlı olduğu veya hissen bağlı olduğu azınlıkları ön plana çıkarıyor. Ama bunun sonucunda bütün azınlıklara dönük bir eşitlikçi politikaya ihtiyaç var. Ve işte yani buraya gelen her Amerikan yetkilisi bu şey Patrikhane okulunun açılmasını mesela dile getirir. Aslında başka şeyler de var. Kilise mallarının işte iadesi genelde gündemdeydi. O bir şeye raya girmiş gözüküyor. Buna benzer azınlıkların haklarının yani daha doğrusu azınlıkların azınlık olduklarını değil tam bir vatandaş olduklarını hissetmelerini sağlayacak bir yapı. Yani bu evet. belki hukuk anlamında Türkiye'de mevcut da uygulama anlamında mevcut değil. Bazen hukuk anlamında da mevcut değil. Mesafe almamız gereken bir alan. Yavaş yavaş da mesafe almaya başladık. Sonra bizim şeyimizde, lügatımızda azınlık genellikle Müslüman olmayanları içermektedir. Halbuki Müslümanlar arasında da farklı inançlar var. Hani bunların da belki gözetilmesi evet. aynı çerçevede ele alınabilecek bir konudur. Evet, teşekkür ediyoruz. Burhanettin Hocam, sizde de sizden azınlıklarla ilgili Suriye'de nasıl bir denge var? Yani Suriye çerçevesinde azınlıkların güvenliği ne anlama geliyor? O konuda evet. görüşlerinizi alalım. Tabii mesele bir şekilde Suriye rejiminin bu iç savaşı çözememesi ve silahlı mücadeleye dönüşmesi üzerine sanki bir Nusayri-Sünni çatışmasına döner hale gelmeye başladı ve Türkiye'nin de işte Sünnileri desteklediği, Müslüman kardeşleri desteklediği şeklinde eleştiriler vardı. Evet.
Bu işin içerisine Selefiler, Nusra Cephesi gibi Selefi grupların, cihadi gruplarında girmesiyle beraber şöyle bir korku oluştu. Bunlar eğer Suriye'deki inisiyatifi ele geçirirlerse Nusayrileri, Alevileri katliama uğratacaklar, Hristiyanlar buna uğrayacaklar, Kürtler işin dışında kalacak gibi bir korku. Buradaki anlaşılan şey şu ki yani iki lider yeni kurulacak olan demokratik rejimin bir kere bu sorunları aşan her kesimin, her farklı kesimin işin içerisine dahil olduğu bir yeri arzu ettiğini ve Türkiye'nin de böyle düşündüğünü görüyoruz. Zaten Irak'ta da benzer bir pozisyon almıştı Türkiye. Çünkü Türkiye'nin bölgesel siyasetinde her ne kadar Sünni blokta gibi gösterilse bile bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilen bir yerde olduğunu biliyoruz. Ve dolayısıyla bunların hepsinin katılımını sağlayan daha demokratik bir çerçevenin oluşturulması. Esed sonrasında evet. Ana mesele bu. Ve burada seküler grupların da Amerikalılar tarafından altı çizilerek. Çok ufak bir not düşebilir miyim? Son dakikayla. Hemen reklama gireceğiz ama. Moody's, birazdan tabii ekonomi tarafına da gene değineceğiz ama Moody's Türkiye'nin notunu arttırmış bu arada. Tamam. Allah Allah. Evet. Son bir şey eklemek istiyordum. Aslında Şam'ın biraz yakınında Türkiye'den oraya taşınmış olan Süryani Kilisesi'nin genel merkezi vardır. Evet. Bu şartlar altında belki bu kiliseyi tekrardan Türkiye'ye davet etmek dahi. Evet. Akla evet. Gelmektedir. Yani esas evet. Yurdu burası çünkü. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Programımız devam ediyor.